Yarın da bir imza günümüz var. Hemen yanındaki gösteriyorum. Şöyle etrafı çekeyim. Ama bugün kalabalık olmayacakmış gibi bir his var içerisinde. İçimde yalnız içerisindeyim. Şöyle tekrar göstereyim dedim. Büyük bir insanım diye yazarla zaten birkaç konuşma diyorlar ya. Videoları falan var. Daha iyisini de yazarsın. Ay inşallah çok istiyorum. Yazara çok... Aslında yazarım olur. Şu an yazarı pek anasındayız ama ne yazık ki galiba bu yazarın boş geçecek. Birazcık ona üzülüyorum. Bu arada isteyen varsa da bunu çekilişle hediye edebilirim. İmzalatıp hani altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben bilmiyorum şimdilik. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşımız bonkördür ya. Değil mi? O konuda çok bonkörlüğüm tuttu. Gerçi cebim yandı ama olsun. İsteyen ne olursa altına yorum olarak bankamatik kartı alev alıyor. Arkadaşımız kredi kartı kullanmıyor. Peşin çalışıyor. Taksiden öldüm mü? Şimdi cümle kutulamaz. Öldüm direkt mektit alacaksın. Evet. Özendim. Şişesini de sunuca kullanacağım. Bu arada şey vermiyorum. Reklam vermeyeceğim. Evet. Yarın da diğer yazarımız da gelecek. Şöyle gösterebiliriz. Şimdi özentiliğim geçtiğine göre ben bir gideyim bir kahve var ya bir şeyler içeyim. Çektiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz.
videoda bahsetmiştim size. İki kişi değildi, isteyen varsa altına yazabilir demiştim. İki kişi istemişti. Biri Elif Çan'ın kanalından, diğeri de Yiğit Tahlay'a hediye edeceğim. Hatta içerisini şöyle göstereyim. Yazarı imzalattım ama yazar çizmeden duramıyordum. Şöyle kanalına. Çok zevkli bir yazardı ve çok yetenekli bir yazardı. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Bir de Yiğit Tahlay'ın. Evet, bu arada o kadar çok güzel koymuşum ki her şeyi düşüyorum. Bu da Yiğit Tahlay'ın kitabı. Ev falan çizdi böyle çok güzel. Bir de ilginç olan şey, bir hayvan çizmeden duramıyor. Çok ilginç. Hemen ucuna bir tane kedi çizdi. Şimdi bu ilk kitabı böyle yaptım. Hatta ben size içeriğinden birkaç bir şey göstereyim. Şöyle çizimlerini falan. Şöyle. Çok güzel çizimleri var. Annesi durmadan örgü yapıyor. Hayatın çok renksiz olduğundan falan bahsediyor. Şöyle göstereyim. Yani çok hoşuma gitti. Sonunda da zaten şöyle dünyayı göstermek istiyorum size. Dur bir dakika geçelim. Şöyle size dünyayı göstermek istiyorum. Annesi dünyaya kocaman bir gaza görüyor. Hatta şuradaki cümleyi belki durdurup okuyabilirsiniz. Çok yetenekli ve çok güzel bir yazardı. Ve yüzü de bugün de çok güzel geçti. Şöyle kapatıyorum. Dediğim gibi bunu ikisine hediye edeceğim. Büyük bir ihtimalle de pazartesi günü kargoya veririm. Kendilerine hediye ederim. Bu arada yarın da bir imza günümüz var. Ama onun kitaplarını çekilişe koyar mıyım koymaz mıyım onu bilmiyorum. O yarına kalmış bir şey, düşüneceğim. Çünkü biraz zorluyor açıkçası. Bir de kendi bütçemi de bayağı bir zorlamak istemiyorum. Ama bunları çok canı gönülden almak istedim. Bir anda görünce çok hoşuma gitti. Özellikle biri annemi durdursun deyince böyle annelere yazılmış çok güzel bir kitap. Hatta bir tane kadın dedi ki annelere değil de çocukları bir durdursun diye bir kitap yazsaydım daha iyi olurdu diye yazmış. Ama annelere atıfı çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Umarım kazananlar da keyifle okurlar. Siz ne diyorsunuz Müşan'ım? Bence çok güzel. Çok güzel de bir hediye oldu. Öyle işte, toparladık her şeyimizi. Şimdi ikinci imza günümüz için her şeyimiz hazır. Bir tek yazarı bekleyeceğiz. O da zaten yarın gelecek. Ben de bu videoları böyle parça parça birleştiririm. YouTube'a da koyarım. Benim şimdilik bahsedeceğim bu kadar. Umarım videodan çok bir keyif alırsınız. Benim bahsedeceğim de buydu zaten şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakal.